Tarım Analizi'ne hoş geldiniz. Ben İrfan Donat. Bugün dünyanın en sağlıklı, en lezzetli ürünlerinden birisini konuşacağız. Son dönemde belki fiyatlarıyla gündeme geliyor. Çünkü 2-3 sezondur raflarda özellikle fiyatlar çok yüksek seyrediyordu. TÜİK verilerine göre baktığımızda da son 1 yılda %20, son 2 yılda baktığımız zaman %121'lik bir artıştan bahsediliyor. Ama biz bugün hem üretim tarafını konuşacağız, hem ihracat tarafını, hem tüketimi konuşacağız. Bahsettiğimiz ürün zeytinyağı. Hem zeytini konuşacağız. Hazır önümüzdeki aydan itibaren de yeni sezon başlaması bekleniyor. Hasat dönemi başlayacak. Zeytini, zeytinyağının durumunu, sektörün durumunu konuşacağız. Konuğumuz da Akhisar Ticaret Borsası Başkanı Ahmet Alhar. Alper Alhar, özür diliyorum. Alper Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyisiniz? Teşekkür ederim, sağ olun. Şimdi zeytinyağı konusu herkesin merak ettiği konulardan bir tanesi. Evet. Aslında en çok belki tüketmemiz gereken en sağlıklı ürünlerden bir tanesi ama kimi zaman fiyatlar, kimi zaman kamuoyundaki algı ya da bilgi eksikliğinden dolayı beklenen düzeyde değil. Evet. İsterseniz önce şu fiyatlardan başlayalım. Çünkü üretici tarafında son dönemde bir fiyatlarda gerileme oldu. Evet. Ama aynı oranda belirli alanlarda raflara yansımıyor bu. Tüketici de fiyatın yüksekliğinden şikayet ediyordu. Son durum ne? Bir oradan başlayalım, sonrasını getiririz. Şimdi öncelikle arz talep meselesiyle olan bir konuyu konuşuyoruz. Zeytinyağı fiyatları son 3 yıldan beri bir yükselişe çıkmıştı hepimizin bildiği, takip ettiği gibi. Bu yükselişte yükselişin karşılığında bizim tüketimimizi düşürdük. Maalesef Türkiye'de tam zeytinyağlı yemeye başlamıştı insanlar. Zeytinyağındaki tüketimi düşürdük. Şimdi zeytinyağı bu tüketim düşmesiyle fiyatlar tekrar dünya fiyatlarına inmeye başladı. Yani biz dünya raflarında gördüğümüz, yani önce raf fiyatıyla ki fiyat var. Çünkü Türkiye'deki KDV, ambalaj ve işçilik karlılıkları koyduğumuzdan dolayı iki fiyatı konuşmamız lazım. Çünkü bazen bunlar karışıyor. Hı hı. Ve doğru bir yönlendirme yapamıyoruz. Raf fiyatlarını konuştuğumuzda dünyadaki raf fiyatları bugün 5 dolarla 5 euro arasında değişiyor ülkesine göre. Türkiye'de şu anda bu fiyatlara inmeye başladı. Türkiye'de de şu anda raflarda bu fiyata malları discount marketlerde görebiliyoruz. Her markette göremiyoruz. Evet, evet, bazı firma, çünkü ben son bir haftadır şöyle bir her gün neredeyse markete girip çıkıyorum. Evet. Koç zeytinyağına çok şey yapmıyorum. Zaten kendimiz de ürettiğimiz için aileden gelen pek para vermiyorum ama fiyatı tüketicinin açısından takip ediyorum ne durumda diye. Evet. Bazı marketlerde belki düşüş var ama büyük uluslararası zincirlerde ya da bazı marketlerde fiyatlar hala 20 litresinden bahsediyorum. 24, 25, 26 lirayı dahi buluyor. Ya şimdi tabii bunlar doğru fiyatlar değil. Öncelikle hani doğru fiyata geldiğimizde zaten bu marketler birçok ürünün de kâr marjını çok yüksek fiyata satıyor. Ama bizim Türk halkına baktığımızda yaşanan şu son sürece de baktığınızda halk bir şey tüketmiyorsa haklıdır. Fiyatı çok yüksektir. Fiyatı belirleyen esasında bir de halk, yani öyle bir düşünmek lazım. Bu işin doğru fiyatı, bir fiyatı var. Ama üreticinin de bir maliyeti var. Yani buradaki üretici maliyetleriyle tüketicinin doğru fiyata alabileceği rakamlara bakmak lazım. İşte bunlar dünya fiyatlarındaki hiç değişmeyen 5 dolarlık 5 euroluk fiyatlar. Ama bunlar raflardaki satış fiyatları, bakın. Bir de üreticiden alış fiyatları var. Çünkü üreticiden aldığınızda bu mal bir ham halde. Bunun bir sürü işçiliği var, filtresi var, ambalajı var. Bir de Türkiye'deki en büyük sorunumuz olan raflardaki %8'lik KDV'li satış oranımız var. Yani bizim ürünümüzü biz %1 KDV ile satıyoruz ama market bunu %8 ile satıyor. Yani raf fiyatından %8 ile geri gelip ambalaj ile geri geldiğinizde aradaki çıtayı görebiliyorsunuz. Bazı marketler burada %3, %5 karla satış yapıyor. Bazıları da %40, %50 ile satış yapıyor. Yani ben geçen gün Türkiye'deki bir markanın sahibiyle oturuyoruz. Diyor ki Alper'cim gerçekten biz kazanamıyoruz. Abi sen kazanamıyorsun, kim? Abi diyor marketler %40, %50 koyuyor bize. O zaman gördüğünüz gibi %25 liralık fiyatlar karşınıza çıkıyor. Yani biz de istemiyoruz malın tüketiciye pahalı gitmesini. Peki mesela bu noktada bahsettiğiniz, kimisi var %5-10 kar marjıyla, kimisi var %40-45 marjıyla satıyor. O %40-45 marjından dolayı fiyatlar yükseliyor. Tüketici tarafında bir olumsuz algı yaratıyor ve bu tüm sektör aslında vurmuyor mu? Herkesi vurmuyor ya zaten mu? Türkiye'de... Yani bununla ilgili sektör bir tavır alamaz mı? Ya da ne bileyim
Oynaklık tarafında fiyat, üretici fiyatında bir istikrar kısmen sağlanıyor şu anda. Tüketici tarafında bunu niye biz sağlayamıyoruz? Şimdi tüketici de az önce söylediğim gibi burada en doğrusunu bildiği gibi. Şu an tüketici de artık kendini çok pahalı satan marketlere değil, daha az karla uygun fiyata satan yerlere başladı. Bir market grupları büyürken birileri de küçülmeye başladı. Esasında bir de böyle bakmak lazım. Çünkü bakın herkes yemek yemek istiyor, herkes zeytinyağı yemek istiyor, herkes her şey. Ama kimse kazık yemek istemiyor artık, bunun farkındayız biz. O yüzden daha uygun alışların, satışların yapıldığı yerler daha çok tercih edilmeye başlandı. Şimdi bazen gıda fiyatlarıyla ilgili de gıda enflasyonu zaten çok konuşuyoruz. Gündemden de düşmüyor. Merkez Bankası'nın raporlarına da zaten bu yansıyor. Geçtiğimiz haftalarda da bununla ilgili bir yayın yapmıştık. Evet. Merkez Bankası'ndan iki ekonomist Avrupa'yla bizim gıda fiyatlarımızı karşılaştırmış. Arada bir makas var. Açılıyor o makas. Bizde fiyatlar yükselirken onlar da ya yatay seyrediyor ya düşüşte. Aynı sıkıntı oynaklık tarafında da var. Bizim fiyatlarımız da çok oynak. Şimdi zeytinyağı dediğimiz zaman hem üretim tarafını ya da ihracat tarafını konuşurken, özellikle ihracat tarafında rekabetçilik noktasında bir kur gerçeği var. Aynen öyle. Şimdi fiyatlarda bu oynaklığı nasıl, ne etkisi var ya da nasıl sabitleştiririz? Şimdi ihracatçımızın en büyük sıkıntısı şu. Bir defa ihracatçı dediğimizde bizim Türkiye'de işte biliyorsunuz bir dökme ihracat, bir ambalajlı ihracatçımız var. Hı hı. Bizim 3 yıl önce 100 bin ton ihracat yapan sektörümüz bu yıl 7 bin tona kadar düştük. Ama bu 7 bin ton ya da geçen seneki 20 bin ton, ondan önceki 30 bin tonlarda hep ambalajlı ihracatçılar iş yapabildi. Dökme ihracat bitti mi, ihracat, ambalajlı ihracat duruyor, devam ediyor ama çok yavaşlayarak devam ediyor. Hı hı. Yani devletimizin yaptığı ambalajlı ihracatı desteklemesi çok doğru bir politika. Biz de istemiyoruz çok ciddi miktarda dökme zeytinyağının gitmesini. Çünkü elinizde bir miktar bir ürün var. Bunu siz başka bir ülkelere sattığınızda buradan elinizdeki şey metali azalıyor. Ama biz bunu ambalajlı satabilirsek hem daha katma değerli bir ürün satmış olacağız. İşte ambalajı gidecek, etiketçisi gidecek, kolicisi gidecek, işçiliği gidecek, ülke bir sürü kazanacak. Ama dökme sattığımızda bir kere de dökme olarak satıyoruz. Bunu giden ülke ambalajlı olarak satıyor. Zaten sıkıntı da orada. Hani biz ihracat olduğu zaman seviniyoruz tarımsal üretimde ama dökme ihracatta sevinmek mi lazım, üzülmek mi lazım? Evet, esasında orasını ben de artık, yani ben de bir ihracatçı olarak dökmeye sevinmek mi lazım, üzülmek mi lazım arasında ben de aradım. Ama kesinlikle ambalajlı ürünün satılmasını hem desteklemek hem de ya bu fiyatlar üzerinde gerçekten de bakın şunu hep kaybediyoruz. Bir fiyat var. Dünya fiyatlarının üzerine çıktığımızda ya biz Türkiye'de satamıyoruz bu ürünü, birileri stoklayıp elinde tutup tekrar geri dönüyor. Yani sonuçta su yolunu bulan bir ticaret yapıyoruz. Yani az önce dediğim gibi ya bu zeytinyağı fiyatları yukarı çıktığında kimseye yaramadı. Raflarda da durdu, insanlar da tüketemedi. Yani biz çok geniş düşünmek zorundayız. Bu ülkede üretimi arttırmamız lazım. Hepimizin daha çok çalışması lazım. Daha fazla iş yapmamız lazım. Belki daha az kar elde etmemiz lazım. Bunları artık göz önüne getirmemiz lazım. Ama gerçek olan bir iş var ki biz dünya ortalamasında en düşük zeytinyağı tüketen bir ülke olmamalıyız. Şu anda kaç litre tüketiyoruz? 2 yani, litre falan mı? Şu anda 2 litre tüketemedik bu fiyatlardan. Bir ara çıkmıştık. O yani o fiyatların uygun olduğunda 2 litrelere çıkmıştık. Şimdi 1 litrelere düştük. Şimdi dökme satarız. Biraz yağımız gider. Sonra biraz yükselir. Yani burada gerçek fiyatı ayarlama noktasında sektörde de bir sıkıntı yaşıyoruz. Ama şu anda da üreticinin mutlu olamayacağı fiyatlara doğru geliyoruz. Burada ne yükselmesi lazım ne çok düşmesi. Bu artık stabil hale gelmemiz lazım. Şu anda bu rakamlar stabilleştirmeye başladı. Şimdi 2013'e dönüyorum. Yani o dönemdeki raflardaki rakamları 3 aşağı 5 yukarı hatırlamaya çalışıyorum. Üretici fiyatları 11 liralar civarındaydı bir dönem. Tabii aylar bazında belki değişebilir ama. Yani 8-10 civarındaydı. 8-10 civarındaydı ve raftaki fiyatına baktığınız zaman litresi 15 lira, 16 lira civarındaydı. Yani bu tabii şu anda her üreticinin bir fiyat vermek doğru olmaz ama bunun ideali ne denge olarak? Hem üretici hem raf tarafında. Ya şimdi bakın o zamanki 8-10 liralar işte kurlara da bir bakmak lazım. Evet. Bizim ülkemizde en büyük problem kurların ne kadar nereye geldi. Yani dünyadaki yağ fiyatları var. İşte 3 dolar 4 dolar oranında dökme yağ ticaretleri var. İşte rafinede bu sızmada 3-4 dolar arasında giden fiyat. Biz bu fiyatlarda üretici fiyatlarını
standartların oturduğumuzda, yani üretici de hiçbir şekilde ya şu rakamların üstüne çıkmayacağını bildiği sürece hiçbir sıkıntı yok. Ama ortada spekülasyonlarla ya 20 lira olacakmış, 25 lira olacakmış diye beklentiye girildiğinde ya da tam tersi, çok rekolte var, ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Yani bir, burada herkes gideceği duracağı yeri bilmesi lazım. Biz de onun üzerinde satış politikalarımızı ayarlıyoruz. Biz yurt dışına mal satmaya korkuyoruz. Ya yağ yükselirse ya kur düşerse. Orada da bir sıkıntı var. Evet. Şimdi izleyicilerimizden Celalettin Kiraz yazmış. Türkiye'de zeytinyağı tüketimi oldukça düşük. Eğer Türkiye'de tüketim artarsa talep karşılanabilir mi? Fiyatlar nereye gider diye. Ya Türkiye'de zaten şu anda dökme yağ ticareti başladı. Yağ İğrencan. Fiyatları o kadar aşağı indi ki artık dökme yağ ticareti başladı. Ama burada en önemli konu şu. Türkiye'de devletin de verdiği desteklerle ağaç sayımız 170 milyon lira geldi. Hı hı. Bakmayın burada 2-3 sene önce yani fiyatların çok düşük olmasında çiftçi bakamayacak duruma gelmişti. Şimdi fiyatları iyi bakıldı, bu bakımlarla bir 2-3 sene mutlu eder. Ama herkesin mutlu edebileceği, yani ne çok dünya fiyatlarından aşağıya ne çok yukarı çıkmadığım sürece herkes mutlu olur bu işte. Ve burada işte birkaç zeytin hastalığı yaşadık birkaç yıl üst üste işte. Sine, zeytin sine. Yani zeytin sine oldu, halkalı lekeler oldu. İnşallah bu senelerle bunları atlataraktan çok ciddi mahsullerin olacağı senelere gireceğimize inanıyoruz. Son 10 yılda ağaç sayısında ciddi bir artış var. Var. Bahsettiğiniz gibi 172 var. Milyonları falan bulduk. Hı. Bunun yaklaşık 140 milyonu falan da meyve veren ağaç bildiğim kadarıyla. Kesinlikle. Ama o sayıyla aldığımız miktar orantılı mı? Yani verim konusunda ben biraz burada şey yapmak istiyorum. Yani biz verimli bir üretim yapıyor muyuz? Şimdi şöyle bir şey. Verimliğin dışında ne tür, ne cins zeytinler ektiğimize bağlı. Biz birazcık daha sofralık zeytin ekimi gerçekleştirdik. Sofralık zeytin tüketimimizi arttırdık. Hı hı. Bununla beraber yağlık zeytinde de tabii ki yani o zamanki kişi başı 700 gramla şimdiki 1,5-2 kilolar arasında da 2 kat bir artış var. Yani burada İşte Türkiye'de 200 bin ton yağ çıkıyormuş 2000 yıllarının başında. Sene 2016 hala bu rakamları gördük göremedik. Yani bunların büyük bir kısmı da işte sofralık zeytinden kaynaklanan. Ama dediğiniz gibi çok da iyi verimler de alamadığımız seneler yaşadık. Kayıt dışı da olabilir. Yani burada zeytine bir prim olmadığı için burada bir kayıt dışı da ortamda artmış olabilir. Bunu da bilmiyoruz. O da bir ayrı başlık. Zeytinyağına prim var, destek var. Zeytinin kendisine yok. Dane zeytini yok. Evet, zeytinyağına bir destek var. Ve yeterli mi bu destek? Zeytine bir destek olmadığından kaynaklanan zeytin üretimini göremiyoruz. Tam gerçek kayıtlı olarak göremiyoruz. Yani konuşulanların hepsi tahmini olarak konuşuyor. Ama zeytinyağında primi olduğu için standart ne kadar yağ çıkmışı görebiliyoruz. Peki yeterli mi bu teşvikler? Yani şunun için soruyorum ya da prim desteği. Acaba bu destek zeytin tarafında da olursa üretime olumlu yansır mı? Ya da fiyatlara nasıl etkiler? Şimdi ben bir üretici olarak yetmez derim. Çünkü bizim ülkemizde de bütün dünyada kimseye hiçbir şey yetinmiyoruz. Biz de hep fazlasını isteriz. Hiç kimseye aza kanaat etmiyor. Makulden yola çıkarak. Şimdi makul söylüyorum. Noktasına baktığımızda dünyada 1 euroluk teşviklerin konuşulduğu yerde bizde 70 kuruşluk 1 liralık teşviklere geldik. Buna da çok şükür. Yani bunlar 10 kuruştu. Yani çok değil 5 sene önce 10 kuruştu. Yani arttı ama biz de birazcık şu dönemde çok istemeyeceğiz. Çok vereceğimiz bir dönemdeyiz. Yani ülkemiz için herkes her şeyi yapacak. Şu anda yetinmesini bileceğimiz bir döneme geldik. Herkes çok kazanmak istiyor ama artık biz çok kazanmak değil, çok üretmek zorundayız. İşte zaten ben o noktada biraz da ihracata bağlayacağım. Şimdi mesela Rusya ile ilişkiler normalleşiyor. Bu tarım sektörü açısından önemli. Özellikle yaş meyve sebze tarafında. Evet, yaş. Belki de. Zeytinyağı tarafında çok ciddi bir ihracatımız yok ama Rusya bir kenarda, onu da soracağım. Diğer ihracat pazarlarında da desteği şundan dolayı soruyorum. Bizim en büyük belki de sorunlarımızdan biri rekabet edememe sorunumuz. Kesinlikle. Ya bu zaten istikrarımızın olmamasından kaynaklanan bir şey. Yani fiyat rekabetini, bakın kaliteyle de bazen yapabiliriz. Bizim Türk zeytinyağlarımız çok kaliteli. Dünyada gittiği her noktada son derece sevilen yağlar noktasındayız. Ama gelip durduğumuz bir konu var. Biz korkarak ticaret yapıyoruz. Yağ fiyatı mı yükselir, kur mu düşer? Biz mesela Rusya'da neden İspanyollar çok önde? Yıllardan beri istikrarlı bir satışları var. Bizde bir sene var, hadi bir satalım. Rafa girmenin bir bedeli var. Ama çıkmanın bedeli çok daha büyük. O yüzden biz stabil duramıyoruz. Bunlara geleceğiz. İnşallah yeni Türkiye'nin kuru da düzenli olacak, tarım politikası da düzenli olacak. Bakanlarımız çok çalışıyor. Allah razı olsun, tarım bakanlarımız gerçekten
Yani bir telefon kadar yakın. İlçe tarımlarımız, il tarımlarımız hemen her konuda destek olabiliyorlar. Bugün biz bakanlığa ulaşabilmek için eski tarihlerde yani neler ne mektuplar yazıp cevap bekliyorduk. Şimdi bir maille 5 dakika sonra cevap geliyor. Hemen birisi arıyor. Şimdi bu ülke artık çok her şeye ulaşabilir durumda. Çünkü bakanların hepsi bir iş adamı. Bakanların hepsi ticareti bilen insanlar. Reel sektörün içine geldiği sektör için aynen öyle. Sektör insanı biliyor. Yani. Adam biliyor sıkıntıyı ve çözüm noktasında da iyi noktalara gidiyoruz. Peki mesela bu noktada bu konuştuklarımızı özetlemek ya da toparlamak açısından hangi adımlar atılmalı ki 1-2-3 diye de sıralayabilirsiniz madde halinde? Hem üretici tarafında bir memnuniyet olur, hem raflarda fiyat stabil hale gelir, daha makul olur ki bu şekilde tüketim artar. Bir taraftan da ihracatta biz dökme değil de katma değerli, markalı, ambalajlı üretim yapabiliriz. Neler şimdi öncelikle burada? Gelmişimizden bir ders almamız lazım. Şimdi esasında adımlar yapılmalı değil, adımlar yapılıyor. Biz adımları görüyor muyuz? Bir bakmamız lazım. Şimdi Tarım Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı hepsi koordineli çalışıyorlar. İşte gübre fiyatlarındaki KDV düştü. Tamam, ilk etapta herkes dedi ki ya işe yaradı mı yaradı. Ya bu bir günde yarayacak bir şey değil ki. Siz tarlaya gübreyi attınız, hemen bir günde mahsul vermiyor. Bunun size 1-2 senelik bir girdisi o. Bir de buna bir alışkanlık da lazım. Şimdi siz çok yüksek bir ürünün fiyatı bir gün düştüğünüzde hemen almıyorsunuz. Şimdi zeytinyağı fiyatları işte bazı marketlerde 15 lira. Hemen alıyor musunuz? Herkes bir korkuyla yanaşıyor. Acaba kalitesi mi düştü, bir şey mi oldu? Böyle bir şey yok. Tarım Bakanlığı inanılmaz bir şekilde artık denetlemelerini arttırdı. Ya bir de buna bir bakmak lazım. Şu anda belki Türkiye'deki raflardaki satılan yağlar en kaliteli olduğu döneme geldi. Değerler düştü, kontroller sıklaştı. Herkes çok daha dikkatli, herkes daha yatırımlı. Bugün marketlerdeki satılan malların kalitesi inanın birbirlerine hepsi çok yakın. Hepsi birbirine aynı değerde yağlar satılmaya başladı. Sadece o market karlılıkları farklı bir konu. Onu da zaten konuştuk. Ama geriye döndüğümüzde bizim burada tüketicinin beklentileri belliydi. Üreticiye geldiğimizde üretici de artık çok yüksek fiyata mal çıktığında satılmadığını gördü. Bu bir tek zeytinyağında değil. Üzümde de aynısı yaşandı geçen sene. Biliyorsun, sen de bunu inceledin. Üzüm fiyatları çok yukarı çıktı. Satılmadı. Fiyatlar aşağı geldi. Bir sürü kişi elinde kalan zarar etti. Satan satıcısız zarar etti. Yani ortada bunu çeşitli gözlerle görmek lazım ve ders almak lazım. Bu fiyat spekülasyonları ya da fiyatların ani yükselip inmeleri kimseye fayda getirmiyor. Ve herkes stabil fiyatlı mal almak istiyor. Gerçek olan bu. Bu işte şu anda bakliyatta da bu şekilde, şekerde de bu şekilde. Kimse yani buradaki fırsatçıların önüne artık izin vermiyor. Gerekirse tüketimi azaltıyor. Yani kaybeden gene bu işten daha fazla kâr elde etmek olanlar oluyor. Biz bunları zeytinyağında yaşadık. Bundan sonra daha bir mantık çerçevesinde hareket etmek zorunda olduğumuzu gördük. Şimdi fiyat tarafında dediğiniz gibi fırsatçılar çıkıyor. Bir taraftan da o fiyatın yüksekliğini bilerek taklit tahsis tarafında dönem dönem fırsatçılar çıkmıştı. Evet. Şimdi tabii denetimlerin arttığını söylüyorsunuz. İşte bu noktada daha kalitenin yükseldiğini ama geçmiş dönemlerde de eser miktarda zeytinyağı olmayıp değil pamuk yağını ya da işte ayçiçeği, mısır özünü zeytinyağı gibi satan işte ambalajlı marketlerde satılmadı. Bunlar pazar yerlerinde satılıyor. Yani burada merdiven altının oranı ne? Çünkü fiyat yükseldikçe ya da o fiyat aşağı çekilmedikçe bu tür fırsatçılar devreye giriyor o boşluğu doldurmak için. Burada sektör ayrı bir zarar veriyor. Bakın, herkes uygun fiyata mal almak istiyor. O yüzden mesela herkes sebzesini, meyvesini manavdan almıyor. Gidiyor pazar yerlerine açılan belirli günlerdeki yerlerden alıyor. Ama o pazar yerlerinde peynir de satılıyor, açıkta zeytin de satılıyor, zeytinyağı da satılıyor. Birçok ürünümüz o pazar yerlerinde satılıyor. Ama biz markası olmayan ürünlere inancımız çok fazlaydı. Orada büyük bir suistimale uğramış olduk. Çünkü bunu iyi değerlendiren bir grup oldu. Onlar orada yapabildi. Yani bunu kalkıp da bir ulusal marketlerin hiçbir tanesinde böyle bir tahşiş olmadı. Değer tutmama değeri olan oldu. İşte bu içerisindeki özelliklerle ilgili kalite kriteri ile kalite kriteri başka, sahtekarlık ayrı bir şey. Yani bunları biz birbirine de karıştırdık. Burada da çok suçlananlar oldu. Esasında bu olay da böyle değildi. Ama adam bir tanesi bildiğin bitkisel yağı zeytinyağı diye sattı. Diğeri farklı bir konuydu. Biz burada şuna bakmamız lazım. Biz ürünlerimizde Tarım Bakanlığı'nın ambalajlı izin vermiş olmadıklarını kesinlikle tüketmememiz lazım. Zaten rafta fiyatlar da düşmeye başladı. Artık tüketiciyi zeytinyağı yemeye de buradan davet edelim. Yani zeytinyağını tüketmelerini artık
ısrarla tavsiye edeceğimiz bir döneme geldik. Vallahi evet, yani ben muhtemelen Türkiye ortalamasını çok çok üzerinde tüketiyorum ve şöyle bir şey çıkıyor ortaya. Kıyı bölgelerde, Ege Akdeniz bölgesinde özellikle tüketim haliyle daha fazla. Hem evet, belki de o bölgenin bir ürünü olduğu için. Ama iç taraflara gittiğimiz zaman, doğuya gittiğimiz zaman ya da belki kuzeye gittiğimiz zaman aynı oranda tüketim olmuyor. Burada belki kamu spotları mı devreye girebilir ya da başka ne olabilir? Ya işte bilinçlendirmekle ilgili bir şey. Yani biz geçenlerde Ankara'da bir restoranda zeytinyağı istedik. Geldi. Ama zeytinyağı değil. Bir yağ geldi ama zeytinyağı. Diyorsun. Oğlum değil de oğlum. Yani bu sıvı yağ. Şimdi adamlarda şöyle bir şey var. Her sıvı yağın da zeytinyağı olduğunu düşünen bir ya da zanneden ya da o şekilde zannedilen bir kesim de var. Yani burada gerçekten de anlatmamız gereken çok konu var. Hani bir kitap okumakla bilim adamı olunmuyor gibi bir şey var. Yani burada gerçekçi olmamız lazım. Biraz zamana ihtiyacımız var. Yeni nesil çok daha meraklı. Bu zeytinyağın faydası da hemen bugün yedim akşamleyin etkisini göstermiyor. Bu size uzun bir ömür sunabilen bir ürün. Bunu sürekli kullanmamız lazım. Tüketmemiz lazım. O yüzden yani zeytinyağına daha böyle bir farklı gözle incelememiz lazım. Beni üzen şu olmuştu. Ben genelde yayınları yapmadan önce o hafta belirlediğimiz yayınla ilgili bir hafta boyunca hem sektördeki temsilcilerle telefonda görüşüyorum, işte yazışıyoruz ya da piyasaya bakıyorum. Esnaflarla da konuşuyoruz, toptancısıyla da, üreticisiyle de ki şöyle bir nabzı tutalım yayından önce diye. Yine zeytinyağıyla da ilgili konuşurken bu işin perakende tarafındakilerle, yani bu son 2-3 yıllık trendten bahsediyorum. Zeytinyağındaki fiyatların o yüksek seyrinden dolayı tüketicinin mecburen ayçiçek yağına doğru kaydığını söylediler. Evet. Bu beni çok üzdü şundan dolayı. Biz kendimizin ürettiği en sağlıklı yağı dökme olarak ihracatlar konumdayken ithal ettiğimiz ürünü tüketmeye başladık. Aynen, gerçekten doğru. Çok acı. Çok iyi bir konuya değindiniz. Yani bu bütün zeytin üreticileri için aynı üzücü bir konuyu konuşuyoruz. Kimse istemez. Birini ithal ediyorsunuz, bir tanesini işte satmak için uğraşıyorsunuz. Ama burada şu var. Gerçekten de bu birazcık bilinçlendirme konumuz var. Zeytinyağı insanları gerçekten çok sağlıklı yapar ama uzun bir yaşam döneminde yapar. Hani bir günlük bir konu değil. Yani buna birazcık daha duyarlı olması lazım tüketicilerimizin. Yani burada dünyadaki batı ülkelerinde, Avrupa'da, Amerika'da kişi başı tüketimler bizim 5-10 kat üzerimizde ise bizim bu konuyla ilgili birazcık düşünmemiz ve incelememiz gerekiyor. İşte ülkemizdeki hastalık durumlarına bakmamız lazım. İleriki yaştaki sorunlarımızı incelememiz lazım. Ya da diğer ülkelerdeki yaşlı nüfusun ne kadar kaliteli yaşadığına bakmamız lazım. Doğru. Şimdi önümüzdeki aydan itibaren de Eylül 20-25'te yeni mahsuller başlıyor. Yeni mahsul başlıyor. Evet. Adana, Hatay, Mersin tarafında başlar. Evet, Ege'ye doğru çıkar. Aynen doğru. Bu yıl beklenti ne yönde rekolte tarafında? Beklenti zaten hani az önce de söylediğimiz gibi rekoltede bir artış bekliyoruz. Yani zaten birkaç yıldan beri de bu hastalıklardan dolayı da vermemişti ürünler. Ama ağaç sayıları artması hepsi üst üste rekoltede bir yükselme tespit ediliyor. Biz burada zaten geçen seneden elimizde belirli bir stok da kaldı. Yani fiyatların yüksek olmasından ihracatı yapamadık. İşte iç piyasaya malı satamadık. Elimizde belirli bir stok da var şu anda. Bu stok ve yeni gelen ürünle elimizde ciddi bir ürünle sezona çıkacağız. Sezonda işte tüketicinin ve ihracatçımıza çok iş düşüyor. İhracatçımız birazcık daha cesur olması lazım. İşte yağı satma noktasında birazcık daha cesur olup raflara girme noktasında hareket etmesi lazım. Tüketiciye de burada çok iş düşüyor. Artık zeytinyağı yenme zamanı geldi. Hani yemezseniz dökme olarak yağlar gidecek. Yani onun da bilgisini vermemiz lazım. Sezonumuz hayırlısı olsun diliyoruz. Diyeceğimiz bunlar. Anlıyorum. Şimdi son dakikalara giriyoruz. İhracat tarafında potansiyel olarak açılabilecek kapılar var mı ya da görüşmeler var mı? Mesela kapı çok. Rusya'ya ama bakın değindik. Burada şu var. Yani biz bir ihracatçı olarak, siz ihracatçı olsanız bütün istikrarlarınızın yani istikrarın olmadığı bir yerde her tarafa girmeyi düşünemezsiniz. O yüzden ihracatçı beklemek zorunda. Belirli bir fiyata geldikten sonra ancak belirli riskleri öne alabileceği bir fiyat olmadıktan sonra bütün ülkelere satışı gerçekleştiremez. O yüzden şu anda herkes elindeki işi bir miktar artırabilir. Anlıyorum. Çok teşekkürler yayınımıza katıldığınız için.
Bugün zeytinyağını konuşmaya çalıştık. Hem üretim tarafını, hem tüketim tarafını, ihracat tarafını, sektörün belirli sıkıntıları da var. Aslında çözülmeyecek sorunlar da değil. Fiyatlar noktasında da bir istikrar sağlaması bekleniyor yakın dönemde ki hasat dönemi de yaklaşıyor, rekoltede olumlu noktada bakılıyor. Önümüzdeki dönemde fiyatlara bakacağız tekrar. Nedir ne değildir diye. Bugün Aksisar Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Alper Alhat'la beraber bu konuyu konuştuk. Haftaya yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.